Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Bünyamin Halaç ben. Türkiye Galvaniciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım Komitesi Başkanıyım. Aynı zamanda Marmara Galvaniz e, Satış ve Pazarlama Koordinatörüyüm. Bugün e, Dernek Genel Sekreterimiz Burcu Hanım'la birlikte iki sunum yapacağız arda arda. Ben e, sıcak daldırma galvaniz konusunda e, bir sunum yapacağım kullanım alanları ve solar endüstrisindeki kullanımı ile ilgili. Şimdi öncelikle çinko ve sıcak daldırmanın tanımı ve tarihçesiyle başlamak istiyorum. Çünkü çinko bizim sıcak daldırma galvanizin ham maddesi. Doğada mineral ve maden olarak bulunuyor. Ee, bütün canlı organizmalar için esantiyel bir ele, mikro element ee, tarihi çok eskilere dayanıyor. Yani milattan önce 500 yıllarında e, işte Kumeros harabelerinde çinkodan yapılmış bileziğe ve Pompei harabelerinde ise çinkoyla kaplanmış muslular rastlanıyor. Çinko'nun Çinko ismini Basilis Valentinus terimini kullanıyor ama Çinko'nun bir metal olduğunu ve bu metalin fiziksel özelliklerini ise Paracelsus tarafından yazıldı. Paraselsus medikal dünyada çok bilinen bir isim ve çok alıntılanan bir sözü var. Şifa doğadan gelir, doktordan değil. Dolayısıyla doğadan doktor ve hekimlerde doğadan esinlenmelidir diye. Çinko biraz önce söylediğim gibi doğada mineral olarak ve maden olarak iki farklı formda bulunuyor. Mineral olarak kullanılan çinko vitaminlerin yapılmasında kullanılıyor ve bağışıklık sistemi üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Vücudun hasarlı yaralı bölgelerinin iyileşmesini sağlıyor. İşte saç dökülme, süreme performansı, kemik ve kasların yaşlanmasını engelliyor. Maden olarak da öncelikle bizim e, temsil ettiğimiz sektörün sıcak daldırma galvanizde korozyona karşı korumak amacıyla kullanılıyor. E, Çinko'nun türevlerinden özellikle sıcak daldırma galvanizde kullanılan reaksiyon sonucu ortaya çıkan e, küller ve droslardan elde edilen çinko oksitle e, muazzam bir kullanım alanına sahip hayvan yemi ve gübre yapımında kullanılıyor. İşte florasanlarda, gözlük camında, araba lastiklerinde vesaire falan diye. Şimdi çinko'yu biraz daha anlatacak olursak çok enteresan bir benzeşme var aslında. Metalle oksitlenme, oksijenin fazla kullanılması oksitlenmeye sebep oluyor biliyorsunuz. Oksitlenmenin bir metal oksitlenmesi, bir de canlı organizmalar arasındaki oksitlenme var. Bu her iki oksitlenmede de Oksijenin temas ettiği, mesela metallerde oksijenin temas ettiği bileşikler etkileşime girerek elektrokimyasal yöre metalin dokusunu ve e, çözündürüyor ve zayıflatıyor. Aynı şekilde insan vücudu ve canlı organizmalar içinde alınan fazla oksijen e, protein ve yağ dokusunu değiştiriyor. DNA yapısına zarar veriyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Oksitlenmenin karşısı antioksidan. Antioksidan canlı organizmalar için çinko, Metaller için anksiyonlanan çinko. Çinkonun mineral e, olarak for, kullanılan formu e, işte bildiğiniz gibi e, haplar işte anti, antioksidan haplarla e, kullanılıyor. E, metaller için antioksidan ise çinko. Çinko metallerin oksidasyonu sonucu ortaya çıkan korozyona karşı korunması için en etkili bir antioksidandır. Yani vücudumuzun oksitlenmesini engelleyen çinko minerali metallerin oksitlenmesi yani paslanmasını engelleyen de çinko madeni. Çinko eksikliğinin e, vücudumuza getirdiği zararlara bakıldığında işte e, fotoğraflarda gördüğünüz gibi işte tırnaklardan dişlere, deri vesaire falan. E, çinko eksikliğinin özellikle şu tablo çok çarpıcı. E, dünyadaki ölüm sıralamasına bakıldığında çinko 5. sırada. Kolesterol ve tütünden e, tansiyon, yüksek tansiyondan ölümlerden daha fazla bir ölüm sayısına. Şurada da yine çok çarpıcı bir bilgi var. Her yıl 450 bin çocuk çinko eksikliği sebebiyle maalesef dünyada hayatını kaybetmekte. Biraz önce bahsettiğim çinkonun kullanımıyla ilgili e, çinkonun türevlerinden elde edilen çinkoksit ve işte e, gübre e, gübre sanayinde çok yoğun kullanılıyor. Bu örnek e, Tayland'dan e, yapılan bir uygulamada çinko güçlendirilmiş çinko ile kullanılan gübreyle birlikte yüzde yirmi verimin arttırıldığı oluyor. Burada e, güzel olan bir bilgi de Sabancı Üniversitesi Uluslararası Çinko Birliği ile yaptığı bir çalışmanın sonucu bu. Dünyada çinkonun kullanımına baktığımızda hemen hemen tüketilen çinkonun yarısı galvanizleme sektöründe yani bizim alanda kullanılıyor, diğerlerde gördüğünüz gibi işte alaşımlarda, işte kimyasallarda vesaire falan kullanılıyor. Şimdi buradan sıcak daldırma galvanize geçelim. Sıcak daldırma gal çinko kullanılarak aslında şu bu bu tabloda çok sık karşılaştır karıştırılan kaplama yöntemlerini anlatmak istedim çünkü çinko kullanılarak bir takım kaplamalar yapılıyor, hepsine galvanizleniyor ama çok farklı şeyler. Bizim temsil ettiğimiz derneğimizin de te temsil ettiği genel galvanizleme, yani e, erimiş çinko ocağının içerisine e, malzemelerin fiziksel özellikleri ve kimyasal özellikleri uygun olan malzemelerin daldırılarak yapıldığı uygulama. E, sürekli saç galvanizleme var, pre galvaniz, boru galvanizleme var, bu da bir sürekli bir e, continuous bir sistem. Bir de metalizing dediğimiz bir yöntem var. Üçünde de çinko kullanılıyor ama. Ee, bizim temsil ettiğimiz ve bizim anlattığımız, bugün anlatacağımız olan konu sıcak daldırma galvaniz. Şimdi galvanizmin tarihçesine kısaca bakarsak e, ismini Luigi Galvani'den alıyor. Aslında e, öğrencilerin ve fizikçilerin bildikleri bir meşhur bir kurbağa testi deneyi var. Kurbağa testinde işte test yaparken metal neşlerin kurbağa bacağından elektrik aldığını ölmüş bir kurbağanın e, den yola çıkarak bu küçücük bir buluş işte yıllar içerisinde sıcak dalgama galvanizin e, tarihsel sürecine kadar geliyor. Şu yaklaşık 100 yıl önce Avrupa'da bir galvaniz tesisi. Aslında yöntem bu da e, yeni çekilmiş bir tesiste. Aslında yöntem hemen hemen aynı. Yani 150 yıldır çok fazla bir şey değişmemiş. Erimiş çinkoya Uygun koşulları sağlanmış metalin daldırılarak çinkonun demire nüfuz etmesini sağlayarak ortaya çıkan proses. Ee, fakat tabii geçen süre içerisinde iş güvenliği, özellikle iş güvenliği ve kimyasallar konusunda çok gelişmeler oldu. Ama yöntemin temeli basitçe bu. Sıcak daldırma galvanizin en önemli özelliği çinkonun metale nüfuz ederek şu yukarıda görülen grafikteki katmanları oluşturulması. En üstteki %100 çinko olan ETA tabakası galvanizeme bittikten sonra bizim gördüğümüz o parlak görüntüyü sağlar. Fakat zaman içerisinde yaklaşık bir ay sonra o tabaka kendini feda ederek aşağıda sertliği daha yüksek ve korozyon dayanımı daha fazla olan rengi de daha griye çalan bir oluşuma dönüşür. Asıl sıcak daldırma galvanizinin dayanımı da o katmanlarda oluşur. Şu aşağıda da teknik olarak proses aşamalarını görebilirsiniz. Şimdi ülkemizde sıcak daldırma galvanizin kullanım alanlarına baktığımızda örnek verdiğimizde e, enerji çok büyük bir kısmını oluşturuyor. E, çünkü yüksek gerilim enerji nakilatları e, sıcak daldırma galvaniz olmak zorunda. Bugünkü konumuz solar enerjinin alt konstrüksiyonları da sıcak daldırma galvaniz olmak zorunda. Çünkü açık atmosfere maruz ve tamir ve bakımı çok zor olan konstrüksiyonlar bunlar. Yine görüldüğü gibi işte ulaşım, yapı, inşaat, bağlantı elemanları diye gidiyor. Kullanım alanlarından bazı örnek resimler, aşağıda gördüğünüz bir tır şasesi, işte güneş enerjisinin konstrüksiyonları, burası gaz sıraçlısı sanırım. Korkuluklar, Osman Gazi Köprüsü'ne bakıldığında genelde hani beton ve kalın kolonlar işte burada sıcak daldırma ne olabilir ki deniliyor ama yaklaşık 2000 tona yakın orada sıcak daldırma ürün kullanıldı. Ee, özellikle köprünün altındaki bakım konstrüksiyonları, korkuluklar, aydınlatma direkleri vesaire falan. Yine aynı şekilde şehir mobilyalar diyebileceğimiz ürünler ve üst geçitler. Çelik yapı ve binalar. Şu yapı çok ilginç. Bu Ankara'daki bir vadide yapılan bir e, telesiyejin, telefirin e, konstrüksiyonları. Şu solda altta görülen parça aslında orada kullanılan yaklaşık 12 tonluk bir parça. Bu e, Tek başına, tek seferde galvanizlenebildi. Sıcak daldırma galvanizin böylesi bir e, olumlu özelliği de var. E, büyük hacimlere sahip tabii ocak ölçüler dahilinde tek seferde galvanizleme yapılabiliyor. Yine biraz önce bahsettiğim Osman Gazi Köprüsü. Şu alt konstrüksiyonlar. Bunlar Galvaniz tesisinden bir çalışma örnekleri. Korozyon. Aslında korozyonla paslanma direkt birbiriyle karşılaştırılan terimler. O yüzden buraya bu tanımı aldım. Metal yüzeylerin dış şartlardan etkilenerek zarar görmesine paslanma ve biraz önce bahsettiğimiz oksidasyon deniyor. Paslanma ve oksidasyon oluşan pasın yüzeyden kopup ayrılmasına da korozyon deniyor. Şu işte örnek resimlerde gördüğünüz gibi e, korozyonun neticesi aşağıdaki görüntüler. Yani şu fotoğrafların pek çoğunu ben çektim. Çünkü bunlar için çok böyle özel çaba sarf etmenize gerek yok. Maalesef ülkemizde e, bu şekilde e, boyanarak sonradan korozyona uğramış yapıyı görmek mümkün her yerde. Korozyonun... E, Olumsuz etkilerine çok kısa baktığımızda bir kere biraz önce söylediğimiz gibi bu yapıların yıkılmasıyla insan ve can güvenliğini tehlikeye sokan bir durum var. Doğal kaynaklar boş harcanıyor. Çevre kirliliği o keza. Ham madde, enerji ve emek sermaye bilgi israfına da neden oluyor. Aslında en büyük korozyonun deprem bölgesinde olduğumuz için en büyük zararlardan bir tanesi de ee, maalesef inşaat demirlerinin e, korozyona uğraması ve bu sebeple binaların yıkılması ee, bu nedenle Yapısal Çelik Derneği 99 depreminden sonra Ada Pazarında bir araştırma yaptığında e, inşaat demirlerinin 16' inşaat demirlerinin 8 milim hatta 6 milimlere kadar düştüğünü tespit etmişlerdi. E tabii bu muazzam bir şey. bu aynı zamanda sadece şeyin korunmasıyla ilgili değil e, betonların da kalitesiz olması ile ilgili maalesef bu bu kaderimizi çekiyoruz. Şimdi sıcak daldırma galvanizin e, bizim galder olarak hem aynı zamanda da Avrupa galvanizler birliğinin kullandığı 10 iyi neden var? İşte uygun fiyatlı, uzun ömürlü olması vesaire falan. Aslında sıcak daldırma galvaniz e, ee, bilinen en uzun ömürlü ve en uygun fiyat, en, en, en ucuz fiyatlı olan kaplama. Yani e, sıcak çinko kaplamadan daha uzun ömürlü olan kaplamalar da var. İşte altın da bir kaplama yapabilirsiniz, gümüşle de yapabilirsiniz. Fakat galvaniz kadar ucuz olmaz. Dolayısıyla hem ucuz hem de aynı zamanda en uzun ömürlü olan kaplama yöntemi sıcak daldırma galvaniz. Sıcak daldırma galvanizin en önemli özelliği e, tahmin edilebilir bir korozyon dayanım ömrünün olması. Şu ISO 92223'deki e, meşhur standart konuyla ilgili olanların herkesin bildiği bir korozyon sınıflarını e, içeren bir tablo. Burada e, biz galvanizciler kapladığımız ürünlerin kaplama sertifikalarını mikron kalınlıklarını veririz. Bu tabloyla çok kolay bir şekilde hangi korozyon sınıfında ortamında kullanılacaksa malzeme, şu gördüğümüz tabloda işte eğer C2 sınıfındaysa. E, yılda yaklaşık 0,1 ila 0,7 mikron gidecek ve işte ortalama 3 milim ve 6 milim bir malzeme 70 mikron kaplanmışsa 100 yılın üzerinde bir doyanım ömrü var diye. Ve biz bunların e, bütün galvanizciler kaplama sertifikalarını veririz. Aynı zamanda e, Amerikan Galvanizciler Birliği'nin internet sitesinde e, bu iş çok daha e, pratikleştirilmiş. E, galvanizli ürünün kullanılacağı ortamın e, nemlilik, sülfür dioksit, işte e, hava sıcaklığı, yağmur oranları vesaire falan biliniyorsa o değerler girildiğinde ki bunlar ulaşmakta kolay artık o değerler girildiğinde e, mikron kalınlığı da girdiğimizde bu e, hesaplama tablosu bize ürünümüzün ne kadar şey kaç ne kadar ömürlü olacağını bildiriyor. Şimdi biraz da tabi e, sürdürülebilir gelişimle ilgili e, sıcak daldırma galvanizinin çok olumlu katkılarının olduğunu biz her sık sık her yerde söylüyoruz. Bununla ilgili çok ciddi çarpıcı tablolar var. E, yine bunlar Amerikan Galvaniziler Birliği'nden alınmış şeyler. İşte kaynak tüketimi, e, sera etkisi, fotoaksidan asidifikasyon, eutrophication dediği işte e, şş, e, göllerdeki yosunlaşmadan dolayı göllerin kuruması vesaire falan bütün bunlarda gördüğünüz gibi Bunlara olan olumsuz etkisi mavi ile görüştüğü olan sıcak daldırma galvaniz yan tarafındaki kahverengi olan da e, boya. Yine aynı şekilde e, farklı kategorilerde pas koruması, su dayanımı, yapışkanlık vesaire falan bunlarla ilgili bir karşılaştırma yapıldığında boyama ve bütün kaplamalarla ilgili bütün hemen hemen hepsinde sıcak daldırma galvanizin ee, çok iyi performans gösterdiğini görebiliriz. Sadece su dayanımında bir düşüklük var. Bir de estetik görünümde. Estetik görünümü de dublek sistemlerle artık hani üzerine boya atılarak yedirilebiliyor. Su dayanımında da evet denizin altında eğer kullanılacaksa bütün kaplamayla kullanılması daha faydalı. Bunu internette LinkedIn'de görmüştüm. Ee, i̇şte Malezya'da 97 yılında bir galvanizli bir de galvanizsiz bir at heykelleri yapılmış. Aradan 22 yıl geçtiğinde galvanizli ürün hala duruyor. Ama maalesef yanında yakında galvanizli olmayan at yıkılacak gibi duruyor. Şimdi e, sıcak daldırma şeyle e, geçen yıl iklim değişik 2022 iklim değişikliği raporu yayınlandı IPCC'nin e, ee, Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde bu rapora göre insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gaz emisyonlarının 1850-1900'de yaklaşık 1.1 artışından insan, insan biz, biz, bizzat sorumluyuz. Dolayısıyla e, bunun için e, son derece büyük bir risk altındayız aslında. Küresel iklimdeki ısın, ısınmanın olağan dışı olduğunu bu raporu Ar6 e, diye geçiyor. IPCC'nin bu raporun detaylarını isterseniz internette bulup inceleyebilirsiniz. E, ne kadar sera gazı atmosferdeki birikimlerinin ne kadar arttığı ve hangi nasıl bir tehlike altında olduğumuzu gösteriyor bu rapor. Peki bunun üzerine bizim Türkiye'de ülkemizde yapılan şeyler var mı? Evet, Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı çok uzun yıllar sonra imzaladı e, nihayet. Ee, bununla birlikte geçen yıl Yeşil Mutabakat Eylem Planı e, yine Ticaret Bakanlığı'nın yayınlandı. Bu bizim sektörümüzü ve e, yenilenebilir enerjiyi dolayısıyla solar endüstriyi de son derece yakından ilgilendiren bir e, eylem planı. Bununla birlikte <laughs> ee, geleceğimizi kurtarmak için yapılması gerekenler işte en başta fosil yakıtlardan uzaklaşmak gerekiyor. Sürdürülebilir gelişme ayak uydurmak alternatif doğal enerjilere yönelmek gerekiyor. Bunun da e, bugünkü sunumumuzun da amacı olan güneş enerjisi e, en büyük fosil yakıtlardan uzaklaşabilmenin en büyük yollarından bir tanesi güneş enerjisi. Şimdi i̇şte güneşten gelen ışınların özel teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi. Şimdi bununla ilgili e, şöyle kısa grafik şeyler e, haritalar buldum. Dünyanın Avrupa'nın e, şu kırmızıya doğru giden olanlar ışınım değerlerini gösteriyor. Bu da yukarıdakiler de dünyanın, aşağıdaki de Türkiye. Yani bu tablo şeylerde haritalarda görüldüğü üzere, e, biraz sonraki tabloda aslında onu verilerle açıklayayım. Şimdi şu şeyde çarpıcı olsun diye o haritayı aldım. Heh, burası mesela. Sol tarafta Almanya, e, sağ tarafta da Türkiye. Almanya, Türkiye haritalarında görüldüğü gibi Almanya'nın çeşitli bölgelerinde güneş enerjisi kuzey 900 birimden başlıyor. Güneyde 1200 birime kadar çıkıyor. Türkiye'de ise 1400'den başlayıp 2000 birime kadar yükseliyor. Yani Almanya'daki güneş enerjisi potansiyeli ortalama olarak Türkiye'dekinin yarısından daha az. Güneşli bir yaz gününde güneş ışınları potansiyeli kapalı bir kış gününde 20 kat daha fazla olabiliyor. Şimdi bu ne demek? bunun getirdiği sonuç itibariyle aşağıdaki grafiğe baktığımızda ee, bu kadar büyük bir güneş ışınımı avantajına sahip olmamıza rağmen Almanya'da toplam e, 514 terawatt saatlik bir üretimin e, rüzgar artı güneşe baktığımızda toplamda %34'ünü rüzgar artı güneşten elde ederken maalesef Türkiye'de bu, bu 2016'nın fizik mühendisleri odasının bir çalışması e, 2017 yılının ee, maalesef Türkiye'de sadece yüzde 9'u rüzgar ve güneşten elde ediliyor. Almanya 6.2 kat e, Türkiye'den daha fazla. Ama bu durumda durumda değişiyor tabii. E, şu tablolar ve veriler de bu, deyi, bu durumun değiştiğini gösteriyor aslında. Türkiye'deki toplam güç yaklaşık 100 gigavata e, yaklaştı, 98 bin megavat. Bunun 7815 megawatt yani yaklaşık 8 gigawattı 2021 yılı itibariyle güneş enerjisinden sağlandı. Bu son derece ciddi bir rakam çünkü bu 2000'li yılların başlarında, hatta 2016'ya geldiğinde 1 gigawatttı. Şu anda yaklaşık 8 gigawatt ve önümüzdeki yıl 2022'de 11 gigawata 2030'a kadar da 40 gigawattı çıkarması düşünülüyor. Bu son derece önemli veriler. Türkiye'de ülkemizde son 10 yıldır muazzam bir güneş enerjisiyle ilgili bir muazzam bir yükseliş var. Bunlar da güneş enerjisiyle ilgili sağdan çekilmiş fotoğraflar. Evet, benim sunumum bu kadar. Burcan bundan sonra dernekle ilgili ve Türkiye'deki galvanizle ilgili bir takım açıklamalar yapacak sorusu olan varsa ya da sonra da alabiliriz. Burcan buyurun. Teşekkür ederim.